Bu videoda Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yaşar Kemal'in Kuşlar da Gitti romanına göz atacağız ve size bu romanla ilgili bazı arka plan bilgileri vermeye çalışacağız. Arka plan videolarımızda çoğu zaman bir eseri edebi ve tarihi bilgilerle daha iyi değerlendirmeyi sağlayabilecek örneklere yoğunlaşıyoruz. Bu yüzden de bir romanı edebiyat içinde değerlendirmeye çalışırken genellikle benzerlikler üzerinden gidiyoruz. Yani sorduğumuz sorular çoğu zaman bu kitap yazarın diğer romanlarına nasıl bağlanıyor? Edebiyatta başka hangi eserlerle ortak paydalarda değerlendirilebilir veya nasıl bir edebi çerçeve içinde incelenebilir? Buna bakıyoruz. Fakat bazen farklılıklardan bahsetmek de en az benzerlikler kadar aydınlatıcı olabilir. Bir eserin farklı yönlerini göstererek hem romanın önemini daha iyi anlayabiliyoruz hem de yazarla özdeşleşen genel özellikleri aslında daha iyi ön plana çıkarmış oluyoruz. Bu videoda önce romanın Yaşar Kemal kitapları içindeki farklı konumuna, daha sonra romanda işlenen konunun kültürel ve tarihi arka planına bakacağız. Sonra da bu farklılığa rağmen romanın neden Yaşar Kemal'in bazı özelliklerini de sonuna kadar yansıttığından söz edeceğiz. Önce romanın Yaşar Kemal'in diğer eserlerinden nasıl ayrıldığını çok kısaca ifade ederek başlayalım. Yaşar Kemal Türk Edebiyatı'nın her şeyden çok köy romanı dediğimiz bir türle ve dolayısıyla Anadolu'da geçen eserlerle, yani Anadolu'daki köyleri, kasabaları konu alan romanlarla tanınan bir yazar. Belki de en çok Çukurova ile özdeşleşse de Yaşar Kemal'in aslında Türkiye'nin bütün bölgelerinde geçen romanları bulunuyor. Burada bir istisna, Türk Edebiyatı'nın aslında en önemli iki mekanı olarak kabul edebileceğimiz İstanbul ve Ankara'nın yazarın romanlarının o kadar sık karşımıza çıkmaması. Yazarın İstanbul'da geçen ve bu özelliğiyle muhtemelen en çok tanınan romanı aslında 1978 yılında yayınlanan Deniz Küstü romanı. Ama yine aynı yıl yayınlanan Kuşlar da Gitti de tıpkı Deniz Küstü gibi İstanbul'da geçiyor. Ve bu iki roman Yaşar Kemal'in İstanbul'da geçen iki romanı olmak gibi sıra dışı bir özelliğe sahip. Bu iki roman tabii ki birbiriyle aynı yapıda eserler değil. Ama Deniz Küstü'yü okumamış olsanız bile başlığından da bir ölçüde anlayabileceğiniz gibi Kuşlar da Gitti ile Deniz Küstü arasında bazı ortak temalar bulunuyor. Giderek şehrin doğasını, yapısını, güzelliğini yok eden bir şehirleşme, her şeyin kirlenmesi, mekanik hale gelmesi, insanların giderek daha aceleci, daha kötü, daha acımasız hale gelmesi. Bunlar iki romanda da net bir şekilde gördüğümüz temalar. İstanbul'da ağırlıklı olarak Florya ve Yeşilköy bölgesinde geçen roman oldukça ilginç bir şekilde yaşam mücadelesi veren bir grup gencin hikayesini konu alıyor. İsimleri Hayri, Semih ve Süleyman olan bu üç genç bu bölgelerdeki ormanlara gerdikleri ağlarla kuşlar yakalıyorlar ve daha sonra bunları koydukları kafeslerde şehir merkezine getirip satmaya çalışıyorlar. Ancak bu kuş satışı öyle evcil hayvan satışı falan gibi bir şey ifade etmiyor. Bu kuşları satın alan insanlar alıp kafeslerde evlerine götürüp bir yere koymuyorlar, onun yerine aldıkları kuşları o anda serbest bırakıyorlar. Bunun arkasındaki hikaye şu. Günümüzde bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmekte olsa da İstanbul aslında geçmişte pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan bir bölge. Ve bu kuşların bazılarının bu şekilde yakalanıp daha sonra başkaları tarafından serbest bırakılması aslında şehrin eski geleneklerinden bir tanesi. Yaşar Kemal bizim baskımıza göre romanın 53. sayfasında bu geleneğin Bizans hatta Roma dönemine kadar dayandığını söylüyor. Öyle ki bu geleneğe adını veren bir dua bile var. Çünkü bu kuşları alıp özgür bırakan insanlar bunu bir sevap işlemek düşüncesiyle yapıyorlar. Daha sonra bu kuşların kendilerini cennet kapısında bekleyeceğine inanıyorlar. Geleneğin ve romanda gördüğümüz gençlerin mesleğinin adı azat buzatçılık, ekranda gördüğünüz bu kısa dua cümlesinden geliyor. Kısacası romanda gördüğümüz bu kuş yakalama ve serbest bırakmak için satın alma olayı aslında o kadar anormal bir olay değil. Yaşar Kemal'in bu romanı yazdığı günlerde muhtemelen yavaş yavaş yok olmaya başlayan, günümüzde ise bildiğim kadarıyla tamamen yok olmuş bir gelenek. Tabii bu geleneğin özellikle günümüz bakış açısından çok tartışılabilecek bir şey olduğunu söylemekte fayda var. Birileri bir ormana bir ağ girip kuşları yakalıyor, daha sonra bunları küçücük kafeslere dolduruyor, şehrin merkezine götürüyor ve başlangıç noktasında zaten özgür olan kuşları birileri alıp onları özgür bıraksın diye satmaya çalışıyor. Bu durumun tuhaflığı aslında romanda bu geleneği bilmeyen karakterler tarafından da oldukça agresif bir şekilde dile getiriliyor. Ama Yaşar Kemal çevrecilik bakış açısından çok kötü gözükebilecek bu geleneğe romanda çoğu zaman olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Ve bu mesleği yapan genç karakterlerini de aslında büyük bir sevgiyle anlatıyor. Romanın Yaşar Kemal'in genel romancılığına uyduğu noktada burayla alakalı. Yaşar Kemal'in neredeyse tüm romanlarında olduğu gibi bu romanda da aslında insanlara, özellikle de iyi, çalışkan, emek veren, kötü niyeti olmayan insanlara büyük bir sevgi görülüyor. Aynı zamanda doğanın önemi, doğa-insan ilişkisi,
makineleşmenin ve sanayileşmenin doğaya karşı etkisi gibi konular da yine benzer şekillerde karşımıza çıkıyor. Roman, Semih, Hayri ve Süleyman'ın kuş yakaladığı Florya'da açıldığı noktada burada bir kuş yakalayan gençler, bir de oyuncak helikopter ve uçak uçuran çocuklar bulunuyor. Sadece ilk sayfaları okuyarak bile Yaşar Kemal'in bunlardan hangisine daha olumlu yaklaştığını aslında rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Tabii ki günümüzün bütün değerleriyle birlikte düşünüldüğünde romandaki gençlerin yaptığı şeyin etik olarak doğru olduğunu söylemek, yani kendi hallerinde uçan kuşları yakalayıp kafesleri istifleyip daha sonra para için satmanın olumlu bir şey olduğunu savunmak mümkün değil. Ama Yaşar Kemal romanda bunu bir gelenek, bir mit olarak ele alıyor. Baktığınız zaman bütün bu süreç içinde aslında niyet olarak kötü bir şey yok. Bu çocuklar kuşları onlara eziyet etmek için veya onlara kötü bir şey yapmak için yakalamıyor. Hatta Yaşar Kemal roman içinde bir motif olarak bu çocukların açlık sınırında yaşamalarına rağmen bu kuşları hiçbir zaman yemediğini bile tekrar tekrar gündeme getiriyor. Ve zaten Kuşlar da Gitti'nin anlatısı içinde yazar çoğu zaman çocukların bu kuşları yakalıyor olması gerçeğini değil, bu kuşları serbest bırakmak isteyen kimsenin kalmaması gerçeğine yoğunlaşıyor. Buna elbette 2010'lu yılların bakış açısından yaklaşıp bazı düşünce egzersizleri yapabiliriz. Bu şekilde düşündüğümüzde Yaşar Kemal'in eleştirdiği durum, yani kimsenin bu kuşları satın almaması da bizim için olumlu bir şey olarak görülebilir. Eğer kimse bu insanlardan kuş almazsa o zaman bu meslek para kazandırmaz ve kimse azat buzatçılık yapmak için zavallı kuşları ufacık kafeslere doldurmakla uğraşmaz. Ama tabii işe biraz daha edebi olarak bakıp bu anlatı içindeki farklı katmanları da gözden kaçırmamak gerekiyor. Romanın tonuna dikkat ettiğiniz zaman bu ve bunun gibi gelenekler, bu ve bunun gibi değerler ortadan kalktığı zaman yerini olumlu şeyler değil, olumsuz şeyler alıyor. Ekrandaki anlatıda gördüğünüz gibi şehrin en eski, en derin içgüdüleri yerini değerleri kaybolmuş bir yapıya bırakıyor. Tabii ki bunların hiçbirisi hadi kuşları kafeslere hapsedelim de sonra teker teker özgür bırakalım düşüncesini desteklemek için değil. Sadece romandaki düşünce yapısını, bu değerlerin, bu geleneğin sembolize ettiği şeyi biraz çözümleme çabası. Yaşar Kemal'in romanda vermek istediği mesaj aslında ormanlarda yüzlercesi uçan ve bir grubu yakalanan kuşlar varken şimdi betonluk alanlar arasında uçan belki bir avuç kuş bulabilmemizle ilgili. Ormanlar ve ağaçlar yok olurken, denizler kirlenirken, çevre yok edilirken, insanlar bunun doğru orantılı olarak giderek kötüleşirken aslında romanın başında da dendiği gibi kuşlar da gidiyor. Ama tabii ki hem Yaşar Kemal'in romanında anlatmaya çalıştığı hem de bizim bu videoyla biraz göstermeye çalıştığımız gibi giden sadece kuşlar değil. Bu videoda İstanbul'da geçmesi açısından ilginç bir Yaşar Kemal romanı olan Kuşlar da Gitti hakkında bazı arka plan bilgileri vermeye çalıştık. Önce romanın bu boyutunun neden Yaşar Kemal'in romancılığı içinde tuhaf bir şey olduğundan, daha sonra romanda konu alınan İstanbul geleneğinden, son olarak da bu geleneğin Yaşar Kemal'in romancılığı içinde nasıl değerlendirilebileceğinden bahsettik. Tabii ki böyle bir romanı bütün detaylarıyla kısa bir videoda açıklamaya imkan yok. Daha fazlası için kanalımızdaki diğer videolara göz atabilir ve sitemizdeki Kuşlar Gitti dosyasını inceleyebilirsiniz.